gün sonra yani 16 Temmuz'da bütün dış politika yazarlarını davet etmiştik bir otele, köşe yazarlarını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika strateji belgesini açıklayacaktık. Ama olmadı. Darbe girişimi oldu, uçakta öğrendik, yanımda da bir bakan vardı. Dolayısıyla nereye oteller kapanmış darbe girişimi dolayısıyla Bakırköy Belediye Başkanı karşılamaya gelmişti. Bizim eve gidelim dedi, Bakırköy'e gittik. Ama diğerleri nerede onu bilmiyorum. 15 Temmuz dolayısıyla darbe girişimi, 16 Temmuz'da meclise geldim. Meclise parlamentoda konuşma yaptım. O konuşma, o gün neleri söylediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. O gün mecliste neleri söylediysem AK Partililer alkışlıyordu. Bugün aynı şeyleri söylüyorum, AK Partililer karşı çıkıyor. Neden? 2-15 Temmuz var. 2-15 Temmuz var. Bunu bütün arkadaşlarım bilmesini isterim. Sarayın 15 Temmuz'u, halkın 15 Temmuz'u. 2-15 Temmuz. Halkın 15 Temmuz'unda ne var? 251 şehidimiz var. 2194 gazimiz var. Halkın 15 Temmuz'unda sokağa çıkan yüz binler var. Darbeye karşı çıkanlar var. Bedel ödeyenler var. Hayatlarını verip bedel ödeyenler var. Kolunu, bacağını verenler var. Demokrasi sevdalıları var. Halkın 15 Temmuz'u bu değerli arkadaşlarım. O gün bedel ödeyenler için paralar toplandı. Tıpkı Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden ve büyük bir kısmı polis olan şehitlerimiz için de paralar toplandı. Bu paraları biz takip etmeseydik tamamen yok edeceklerdi. Vakıf diyorlardı. Vakfı kurmamışlardı. 250 bin dolar şehit derneklerine verecekti Erdoğan. Kaddafi'den aldı. Hala o paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. Hala. Bütün şehit yakınlarına sesleniyorum. Bütün gazilere sesleniyorum. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? Niye vermiyorsunuz bu paraları? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurduk. Önce razı olmadılar, ısrarcı olduk ve sonunda araştırma komisyonu kuruldu. Her partiden milletvekili katıldı. 15 Temmuz, 15, 4 parti. 4. yılı, evet. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı. Her partiden grubu olan partiye milletvekilleri katıldı ve 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için. Araştırma komisyonu. AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bu araştırma komisyonuna iki kişinin gelmesini Erdoğan yasakladı. İki kişinin gelmesini. Bu iki kişi çok önemliydi. Birisi MİT Müsteşarı. O gecenin bütün ayrıntılarını biliyor. İkincisi dönemin Genelkurmay Başkanı. O da bütün ayrıntıları biliyor. Soru şu. Bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip bilgi vermelerine Erdoğan niye yasa koydu? Darbeyi araştıracağız. Failleri bulacağız. Siyasi ayağını bulacağız. Kim bunları bu hale getirdi? Ortaya koyacağız. Bilgi alacağız. Milletin meclisine, milletin seçtiği milletvekillerinin önüne atamayla gelmiş iki kişiyi çıkartmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkası öğrenilmesin diye. Ama biz bütün ayrıntıları olabildiğince araştırdık. Rapor çıktı. 4 yıldır rapor yayınlanmıyor. Niçin? 4 yıldır. Değil mi? 4 yıl geçti. 4 yıldır rapor yok ortada.
Niye yayınlamıyorlar? Neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye. Değerli arkadaşlarım, Müyesser Yıldız şimdi hapiste, gazeteci, 15 Temmuz'un perde arkasını aslında inceliyordu. Bütün duruşmalara, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların bütün duruşmalarına katıldı. Bütün dosyalarını inceledi. Sen misin araştıran? Yakaladılar, hapse attılar. Araştırma diye. Niçin? Niçin araştırılmaz? Defalarca söylüyorum. Sayın Bahçeli de birkaç kez söyledi. Siyasi ayağı yok diye. Bulunmadı diye. Koalisyon ortağısın. Şart koş. Efendim de ki FETÖ'nün siyasi ayağını çıkarmazsan ortaya 251 şehidimiz var. O şehitlerin yakınlarının iki eli yakamızda. Ben söz verdim, siyasi ayak ortaya çıkacak. Çıkarmıyorsanız bir daha destek vermeyeceğim. Söyle. Söyleyebilir mi? Söyleyemez.